Efendim selamlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 5 temel kamera hareketinden bahsedeceğim. Bugün bir değişiklik yaptım, sabah videoyu çekiyorum. O yüzden çok fazla sesim çıkmıyor. Kamera hareketlerinin ne olduğuna geçmeden önce kamera hareketlerini neden kullandığımıza bir bakmak istiyorum öncelikle. Şimdi bildiğiniz üzere sinema görsel ve sesli hikaye anlatma sanatıdır. Ve bir yönetmenin hem görüntüyü hem de sesi yeteri kadar manipüle edebilmesi gerekmektedir. Çünkü biz kamera vasıtasıyla izleyiciye, seyirciye istediğimiz şeyleri gösteririz. Yani onların görmesini istediğimiz şeylere dikkatlerini çekmeye çalışırız. İşte kamera hareketleri de sinemada bizim görüntüyü manipüle edebilmemize ve seyirciye anlatacağımız şeyi daha iyi gösterebilmemize olanak sağlıyor. Ve bu noktada filmimizi daha izlenebilir de kılıyor. Peki kamera hareketleri olmazsa olmaz mıdır? Hayır. Yani olmazsa olmazdır diyemeyiz. Çünkü 2015 yapımı olması gerekiyor. Zeki Demirkubuz'un Bulantı filminde neredeyse hiç kamera hareketi kullanılmamıştır. Fakat yine filmi izlediğinizde belli bir tat, belli bir zevk alıyorsunuz. Ama bu kamera hareketlerini kullanmamamız gerektiği anlamına da gelmiyor. Kullanmazsak da olabilir, fakat kullanırsak çok çok daha iyi olur. Ayrıca bu kamera hareketlerini gerçekleştirmek için bazı yardımcı araçlardan da faydalanıyoruz. Bunların en sık ve en yaygın kullanılanı kesinlikle tripodlar. Ki şu anda bu videoyu da çekerken kameramı bir tripodun üstüne koyarak çekiyorum. Tripodun yanı sıra hareketli çekimlerde en çok işimize yarayacak alet ise gimbal. Bu aletlerin farklı kullanım alanları ve görüntüye farklı etkileri var. Bu videoda bahsedeceğim hareketleri yapabilmek için de farklı aletlerden yararlanmamız gerekiyor. O zaman gelin ilk hareketimize başlayalım. İlk hareketimizin ismi pan sevgili arkadaşlar. Bu da şu anlama geliyor. Kameramızı bir noktadan diğer noktaya sağa ya da sola hareket ettirmek anlamına geliyor. Bu hareketi gimbal'la ya da tripod'la yapabilirsiniz. Genellikle tripod'la yapılır. Ve yaptığımızda da hemen hemen şöyle bir görüntüyle karşılaşırız. İkinci hareketimiz ise tilt'tir dostlarım. Tilt dediğimiz hareket, kafanızı kamera gibi düşünürseniz başınızı yukarı aşağı hareket ettirmenizdir. Bu hareketin özellikle benim çok beğendiğim bir kullanım alanı Kurtlar Vadisi dizisinde yapılmıştı. Oradaki büyük karakterleri göstermek için bizim bazı çekim açılarımız vardır. Mesela kamerayı karakterin altına koyup alttan karakteri çekersek psikolojik olarak bakış açımız onun daha aşağısında olduğu için onu daha büyük bir karakter gibi, onu bizden daha yüksek, yüce bir karakter gibi görme eğilimimiz vardır. Aynı durum tam tersi için de geçerli. Eğer kamerayı yüksek bir noktaya koyup karaktere yukarıdan bakarsak bu aynı bizdeki üstten bakmak deyimi gibi olur ve karaktere üstten baktığımızda biz ondan daha üstün görürüz kendimizi psikolojik olarak ve o karakterin biraz daha düşük, biraz daha aşağılarda bir karakter olduğunu düşünürüz. Kurtlar Vadisi'ndeki bu efekte de büyük karakterlerin özellikle yüzlerine doğru odak yapmak için aşağıdan başlayıp yukarıya doğru bir tilt hareketi yapıldığını görürüz. Üçüncü hareketimiz track shot arkadaşlar. Bu da takip çekimi olarak çevirebiliriz Türkçesine. Takip çekimi adı üstünde gimbal'la yapılan bir çekim tarzıdır. Aynı zamanda bunu kamerayı elinize alarak da yapabilirsiniz. Biraz titreterek. Bu da daha böyle aksiyonlu, daha gerilimli takip efekti verir bizlere. Karakterimizi koşarken ya da yürürken kamerayla takip ettiğimiz çekimlere de track shot diyoruz. Şimdi 4 ve 5. kamera hareketlerine gelirken bu iki kamera hareketinin birbirine çok benzediğini söylemeliyim öncelikle. Fakat kullanım alanları ve aradaki küçük detaylar onları birbirinden ayırıyor. 4 ve 5. çekim tekniklerimiz zoom ve dolly arkadaşlar. Aynı zamanda bu kanalda Reels videolarında paylaştığım bir vertigo efekti videosu da var ki vertigo efektinin bir farklı ismi de dolly zoom'dur. Vertigo efekti de bu iki hareketin birbiriyle birleştirilerek yapılmasından oluşuyor. Bu arada kamera hareketlerini ayrı ayrı kullanmaktansa birleştirip bir kombinasyon haline getirmek bize çok daha sağlam, çok daha güçlü bir hikaye anlatma olasılığı verir. Zoom dediğimiz hareket gayet basit bir şekilde, adından da anlaşılabilecek bir şekilde eğer bir zoom lensimiz varsa, lensimizin milimetresini, açısını değiştirerek yapabildiğimiz ya da direkt dijital zoom olarak zoom yapabildiğimiz, ekranı yakınlaştırdığımız ya da uzaklaştırdığımız bir çekim tekniğidir. Dolly de aslında hemen hemen aynıdır. Dolly'de de kameramızı yaklaştırıp uzaklaştırırız. Yani lensin milimetresi üzerinde, açısı üzerinde pek bir değişiklik yapmayız. Aynı zamanda dijital zoom da kullanmayız. Sadece kamerayı özneye ya da alana doğru yaklaştırırız. Peki bu iki çekimi nasıl birbirinden ayırt edebiliriz? Teorik olarak baktığımız zaman ikisi de aynı çekim gibi görünüyor. İkisinde de yaklaşıyoruz ya da uzaklaşıyoruz. Yani zoom yapmamızla kamerayı hareket ettirmemiz arasında bir fark var mıdır? Tabii ki var. Bir görüntünün zoomla mı yoksa dolly hareketiyle mi çekildiğini anlamak için öznenin arkasına bakmanız yeterlidir. Eğer öznenin arkasındaki görüş alanımız daralıyor ve öznenin arkasında toplanıyorsa, örneğin şu anda gördüğünüz videodaki gibi oluyorsa,
Bu dolly hareketidir. Çünkü biz kamerayı hareket ettirdiğimiz zaman aslında mekanı da tamamıyla değiştiriyoruz. Mesela ben kameramı alıp biraz daha geriye koyarsam mekanı daha geniş açıdan alacağım için seyirciye gösterdiğim mekan değişmiş olur. Ve ben bunu gerçek hayatta bu filmi çekerken de değiştirmiş olurum. Zoom'da ise öyle bir şey yoktur. Zoom kullanılan bir görüntüde öznenin arkasında herhangi bir kaybolma ya da açıda herhangi bir daralma, mekanda herhangi bir değişiklik olmaz. Örneğin bu videoda gördüğünüz üzere zoom yaptığımız öznenin arkasındaki eşyalar, arkasındaki işaretler hiçbir şekilde değişmiyor. İşte dolly ve zoom hareketlerini ayıran ince nokta budur. Gördüğünüz üzere dolly'de mekanımızı değiştirip kameramızı ve izleyiciyi farklı bir mekana sokarken zoom'da sadece bir yakınlaştırma işlemi yapıyoruz. İşte bu küçük detaylar hikaye anlatıcılığında bize çok farklı deneyimler yaşatabiliyor. Evet, bugün birlikte 5 temel kamera hareketinden bahsettik. Tabii bunların çok daha ileri seviyeleri var ve bir sonraki videolarda aslında bu hareketleri nasıl kombine edebileceğimizi de konuşacağız. Fakat şimdilik bunu kamera hareketleri 101 videosu olarak düşünebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca kanalda daha interaktif kalmaya çalışıyoruz. Bu yüzden aklınıza takılan bir soru ya da bir öneriniz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.